Allah peygamberleri müjdeci ve uyarıcılar olarak gönderdiğini beyan eder. Tevhid mesajından hareketle bugün Kur'an'ın müjde ve uyarıları nelerdir? Muhatapları kimlerdir? Yani iş biraz zor efendim. Efendim, buradaki atlayalım. Peki şunu söyleyeyim, peygamberler için müjdeci, uyarıcı deyince hadise şudur. İnne arsalnake şahiden ve mübeşşiren ve nedîra ayeti. Bu müminleri müjdeleyici, müşrikleri, münafıkları ve diğerlerini uyarıcı. Ötekilere işte size Allah'ın rızası vardır, nimetler vardır diye müjdeler, diğerlerini de uyarır, ikaz eder. Der ki sizin içinde cehennem var, ahiret felakettir. İlginçtir bu müjdeleme neden sonra oluyor? Müslümanların iyi fiil işlemelerinden sonra oluyor. Cihada gitmiş veya bir iyilik yapmış, işlediği bir hayırdan sonra müjdeliyor. Ötekiler de işlediği bir kötülükten sonra. Çok önemli şeyler. Yani insanın dindarlığının kitap dindarlığından önce olduğunu unutmamalıyız. Fıtri dindarlığı yok eder bir insana hiçbir kitap dindarlığı aşılayamaz. Allah sevgisini veremez. Bunun yeri kalp. Hiçbir kitap bu tesiri icra edemez. İnsanın en güçlü yanı inanç yanıdır. Hepimiz tonlarca kitap okusak da hayatımızı, inançlarımız yönlendirir. Bir doktor der ki alkol zararlıdır, karaciğerde filan diye kitabını da yazar. Ama gider icabında alkol alır. Ama en böyle okuma yazma hiçbir şey bilmeyen bir insan dilimizde alkol haramdır der ve içmez. Yaptığım inançtadır, bilgide değil. Bu, işte bu şekilde yapanları, inanç yoluyla yapanları Kur'an müjdeliyor. Yani Kur'an müjdeler de ve yübeşirun inne hâzer Kur'an'a da diyor. Bu Kur'an da Kur'an müjdeler diyor. Öbür tarafta biz seni uyarıcı, müjdeleyici olarak gönderdik. Hem peygamber için hem de Kur'an için kullanılan bir şeydir. Yani bunlar da nedir? Bunlar da bildiğimiz şeylerdir. Yani makas-ı hamse diye anlatılır, mal emniyeti, can emniyeti, tevhid-i inanç. Üç beş şeydir ya. Bildiğiniz şeylerdir, bildiğiniz. Bildiğiniz ilgiler yapıp müjdeliyor Kur'an'ı. O kadar, o kadar, o kadar.